Evet, Ömer şimdi valizlerimizi bekliyor. Valizlerimiz burada. Valizi hatırlıyor musun, çantanı? Burada bekliyoruz, yine bir bagaj yarışması başlamıştı. 1, 2, 3. Biz yine bir şey tahmin ediyoruz. Bu sefer 76 diyorum. 4, 5, 6. Yok, İstanbul. 7 yolda. Kardeşim, bu değil. 8, 9, 10. Demek sizinki de kırmızı değil mi beklediğiniz? O olmadığına göre kırmızı sizinki de. Evet. Duymuyorum. Gençler hep müzik dinliyor, bizi dinliyorlar. Yapacak bir şey yok, normal. X, Y, Z kuşağı müzik dinler, seni dinlemez. Ve çok dikkatsizler. Evet, 16. Bir çanta. 20 de pembe. Efendim olur. Bekle, bekle. 22. 23. 20 daha. 25. Evet. İstanbul dolmuş. Detaylar. Bu da Koblenz, Rhein. Şehrinin Wappenberg. Burada baya entrastik şeyler var. Hasanpaşa'yı görüşüp Kadıköy belediye nikahlarının olduğu yer. Eskiden onlar kuşunda ceza aldı. Orada da çalışmıştım. Vardır. Evet. Buradan nereye gideceğim? Kadıköy'e kadar gideyim. Oradan havaalanına gideceğim. Sabiha Gökçen'e. Evet, burada eskiden pazar da kurulurdu. Şimdi yollar değişti bir hayli. Üsküdar'da Ümraniye'de Soyak'ta kalırken hafta sonları genelde bu yolu çok kullanırdım. Yani bundan 13-14 yıl önce bir hayli yoğun kullandığım bir yoldu. Evet, buradan sağdan Kadıköy'e gidersiniz. Soldan devam ederseniz Fenerbahçe Stadı'na giderseniz. Fenerbahçe Stadı ucundan görünüyor mu acaba, bakalım. Sol tarafta görünmüyor. Tabii biraz daha yukarı çıkmamız lazım. Şimdi Kadıköy'e gideceğiz, oradan metroyla Sabiha Gökçen'e yol alacağız. Kırmızıda geçmeyin siz. Ben geçiyorum ama. Evet. Kadıköy İstanbul'da en sevdiğim yerlerden bir tanesidir. Bu yolu da çok severdim. Bu yoldan yukarı doğru devamlı
hafta sonları yürürdü. Eski binaları var, böyle ara sokakları eski binalarla dolu. Birazcık Bakırköy'ü hatırlatır. Böyle bir mektimler. Ara sokakları güzel. Eskiden pazar da kurulurdu buralarda. Az gelmezdik yani. Öyle bir tane. İlk defa hatıralar canlanıyor. İster istemez. Evet. Böyle kocaman bir cami yoktu eskiden. Otopark yapıldı burada. Evet. Aşk şopu duruyor halen. Burada çok aşk şopları da vardı. Aşk şopu sevenler için. Evet. Süt Çeşme Camii. Evet, tarif etti bize yolu. Yani biraz yürüyeceğiz. Bir yaya yolu var şimdi karşımızda. Çok güzel. Yani trafiği kapattılar. Ha böyle pasajlar çok hoşuma gider. Oflular pasajları da. Bu Şişli tarafında çok vardı. Evet, İstanbul'da çok çok hoşuma gider bu pasajlar. Çok durdu. Antikacısı vardır, saatçisi vardır, kasabı vardır. Her bir şeyini bulursunuz burada. Gümüşçüler de var. Evet, keyifli yerlermiş. Tantuni. Evet, buradan bir su alayım en iyisi kaçırmadan. Evet, Fenerbahçeli arkadaşlar için de Fenerbahçe stadımız karşılıklı. Tabii ki. Stadımız burada Fenerbahçe'de. Buradan Metrobüs'e doğru iniyoruz. Metroya gideceğiz. Selam çaktı bir tanesi de. Bu çok güzel bir yol. Buradan da gidebilirsiniz. Bakarsın daha erken. Buradan mı gidelim? Zamanımız var birazcık daha. Eski ev, ufacık, mavi mavi. Araba hızlı. Burada bir arkadaşımız var. Ooo, hırçın. Çok sert. Böyle güzel bir ev. Rengarenk camları, kapısı. Evet, akşam çöktü mahalleye. Uzun Hafız Sokak. Köşede eski bir bina. Rengarenk evler. Buradan da tren geçiyor. Metro. Böyle güzel bir kediciğimiz var burada. Ay canını yerim senin, ne güzelsin sen ya.
He? Sen ne güzelsin. He? Sen de öyle şeker misin? Sen biraz daha dikkatlisin. Evet, böyle güzel kediler var. Mahalleli bakıyor. Burada da iki tane var yine kedi. Kedi evleri. Evleri güzel güzel boyamışlar. Bak ne güzel renk kattığınız zaman. Eski yapıları. Ne hale sokabiliyorsunuz. Bu da bir hukuk bürosu. Zeytin Hukuk Bürosu. Ne güzel kapısı. Hoş. En best uzaylım. Evet, hayatı İstanbul'da tam olarak hayat olarak algılayabilirsiniz. Yani mahalle kültürü var, yaşanmışlık var, tarih var, her şey bir arada. Tabii birçok şehirde, Türkiye'de kasabalar farklı tabii ki de, ama İstanbul'un o geçmişi tam anlamıyla her şeyine yansımış. Mahallelerine, mahalle aralarına, apartmanlarına, binalara. Evet, bakalım buraya nasıl gideceğiz. Evet, daracık bir yolda aşağı doğru gidebiliyoruz gibi geldi bana, bakalım. Kapalı mı, açık mı? Evet, ama ve lakin oraya nasıl geçebilirim? Yol var mı oraya? Evet, burada yine İstanbul'da her yerde olduğu gibi türbeler. Evet, aralardan geldik. Eskiden bu kadar açıktı bu yollar. Kapalı değildi. Buradan bir yol geçerdi. Dolmuştu. Tamam, arayacağım. Değişmiş bayağı. Tamam. Ama Tepe Notorious duruyor. İsmi mi değişti acaba? Tamam, kapalı. Yani bu tarafta kalırken İlk AVM'lerden bir tanesi buydu Kadıköy'de. Buraya sık sık gelirdik. Burada da Sport International vardı. Yine var mı bilmiyorum. Varmış. Bilkent Holding'in eski firmamın spor salonu. Zaten tepe inşaat yapmıştı burayı. Burası Ayrılık Çeşmesi olarak geçiyor.